Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah her şey yolundadır, sağlık ve afiyettesiniz. Bugün inşallah Arapça mantık derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen müsaadenizle ekran paylaşımıyla kaldığımız yere dönelim. Oradan devam edelim. Gördüğünüz üzere mantıkta önermeler bahsine başladık ve önermeler bahsinde konunun genel bir girişini yaptıktan sonra hamliye ve şartiye diye ikiye ayırdık. Bugün hamliyenin kısımları üzerinde duracağız. Bir kere daha hatırlayacak olursak, hamliye dediğimizde bir önerme hamliye olduğunda, bu çizginin kalınlığını biraz inceltelim. Hamliye olduğunda hatırımızda tutmamız gereken şey, hem öznenin hem yüklemin, hem mevzuun hem mahmulün, bunların müfret olmaları gerektiği hususu aklımızda olması gerekiyor. Önemli bir şey. Yani bir önermenin nasıl teşekkül ettiğinden uzun uzun bahsettiğim için dönmeyeceğim, ama derse bir giriş mahiyetinde hatırlamak açısından mevzu, mahmul, diğer bir adıyla özne, yüklem, bunlar müfret olması gerekiyor. Bu iki tarafta mürekkep olduğunda buna şartiye demiştik. Onun da isimlendirilmeleri vesaireler üzerinde durmuştuk. Bundan sonraki derslerimizde müellif bize hamliyenin kısımlarından İki bölüm halinde bahsedecek. Gördüğünüz üzere aksamul hamliye bir de aksamul hamliye iki diye hamliye önermesinin, yüklemli önermenin çeşitlerini bize tanıtacak. Aralarındaki nüansı vesaireyi birlikte inşallah konuşacağız. Bunlardan ne anlamamız gerektiğini. Tekrar hamliyeyi bir kısımlar itibariyle şöyle ifade ediyor. El hamliye, yani aksamul hamliye. Hamliyenin kısımları dört kısımdır. Biz bunları çizgiler halinde birleştirelim. Evet. Kısımları birleştirelim. Şahsiye, hamliye şahsiye bir. Hamliye, tabiiye, tabiiye diye yazıyor müellif bunu. Şunu siliyorum. Daha önce de düzeltmiştik. Tabiiye değil, tabiiyedir. İki. Ya da matbaa hatası olabilir, dizgi hatası. Üçüncüsü hamliye mühmele. Hamliye mühmele. Dördüncüsü de hamliye mahsura. Mahsuranın bir diğer adı daha var. Müsevvera. Onu da göreceğiz. Demek ki dört türden hamliye önermemiz var. Bu dört türün üzerinde de duracağız. Hamliye şahsiye, kadiye hamliye şahsiye, kadiye, hamliye, tabiiye, kadiye, hamliye, muhmele, kadiye, hamliye, mahsura ev musevvara. Şimdi burada bir ayrıntıya daha sonra söyleyebilecekken burada hemen söylemiş. El mahsura diğer bir adıyla musevvara, bunlar külli ve cüz'i olarak ikiye ayrılacak. Yani önermemiz hamliye mahsura ya da müsevvara olduğunda külliye ve cüziye olacak. Bunları aşağıda zaten detaylarıyla inceleyeceğiz. Külliye olmasının, cüziye olmasının sebebi mevzunun efradıyla ilişkisinden hareketle belirlenecek ve bunları zaten birazdan kısmet olursa ele alacağız. Şimdi biz daha önce hatırlayacaksınız, mantık derslerimizde taksim ve tasniften bahsetmiştik. Demiştik ki taksim mantığın çok önemli bir konusudur. Ve bir bütün bunu kısımlarına böldüğümüzde, yani taksim ettiğimizde, bu bütünü ne açıdan, yani maksim dediğimiz efendim taksime
konu olan şey, hangi açıdan kısımlara böldüğümüzü belirlemek önemliydi. Şimdi burada müellif tam da bunun cevabı olacak şekilde. Yani Hamli'ye önermesini kısımlara ayırıyorum. Bu kısımlara ayırmamı da şu itibarla, şu yönden yapıyorum diyecek ve tenkasimul hamliyetu bi itibaril mavdu'i. Şimdi ne oldu? Netleşti. O zaman şu 1, 2, 3 ve 4 olarak 4 kısımda incelemiş olduğumuz hamliyenin tüm çeşitleri bu hamliye nesi itibariyle 4'e ayrılıyormuş? Yukarıya yazmıştık, buraya tekrar yazalım. Mevzuu itibariyle. Yani öznesi. Öznesi itibariyle bir önerme 4 kısma ayrılır. İlel aksamil erba'al mezkura fil unvan, işte başlıkta konuya girişte zikredilmiş olduğu üzere bir hamliye önermesi, o hamliye önermesinin konusu itibariyle dörde ayrılıyor. لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ, şimdi bu önemli. Çünkü konu, yani özne, اِمَّا اَنْ يَكُونَ جُزْئِيًا حَقِيقِيًا, ya cüz'i hakiki olur, اَوْ كُلِّيًا, ya da külli olur. Şimdi biz daha önce külli ve cüz'ilerden söz ettik. Bir önerme kuruyoruz. Bir önerme teşekkül ettiriyoruz. Bu önermenin mevzuu, yani öznesini ya cüz'i hakikiden ya külliden, külli hakikiden yapıyoruz. Böyle olduğunda şimdi AB durumları devreye girecek. Bir önermenin mevzuu cüz'i hakiki ya da külli olduğunda A şöyle olur, B şöyle olur diyecek. Şimdi bu AB durumunu inceleyelim bakalım. Mevzu cüz'i ve külli olma durumunda karşımıza nasıl bir pozisyon çıkıyor onu görelim. Fe in kâne cüz'iyen, yani fe in kâne'l mevzu cüz'iyen, önermemizin mevzuu, kânenin ismi mevzudur. Önermemizin mevduu cüz'i olduğunda sümmiyet el kadiyye şahsiye ve mahsusa. Bakın şimdi bu önemli. Demek ki önermemizin mevzuunu belirleyen sözcüklerin türleri ve bu sözcüklerin cüz'i oluşunda önermemizin bir adı var. O zaman ne oldu? El kadiyye, el hamliye, el şahsiye ya da mahsusa. El kadiyye, el hamliye, şahsiye ev mahsusa dediğimizde biz bu şahsiye ve mahsusadan hareketle mevzumuzun cüz'i hakiki olduğunu anlıyoruz. Mislu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber Muhammed özne mi? Evet. Allah'ın elçisidir bir önerme midir? Evet. Peki nasıl bir önermedir? Hamliye. Neden? Çünkü mevzu ve mahmul müfrettir. İki, mevzusu, yani öznesi itibariyle bu nasıl bir önermedir? Şahsiye ve mahsusadır. Yani özel bir önermedir. Hususilik ifade eden, şahsilik, zatilik ve hususilik ifade eden bir önermedir. O zaman Muhammed Resulullah diyoruz. Eşşeyhul Mufid, Müceddidül Karnir Rabi. Dördüncü asrın müceddidi. Şeyhül Müfid. Bakın. Zati şahsiye mi? Evet. Özel mi? Evet. Müfret mi? Evet. Müceddidül Karnir Rabi'nin terkip olması onu müfred olmaktan, yüklemin müfred olmasından çıkarmadığından daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Şimdi tekrar vaktimizi almasın diye dönmüyorum. Demek ki bir önermemiz var ve önermemizin mevzuu, yani öznesi, özel olduğunda, şahsi ve kişisel olduğunda el-kadiyye, hamliye, şahsiye ya da mahsusa diye isimlendirmiş oluyoruz. B. Ve imkâne kulliyen, şayet ve imkânel mevduu kulliyen, yine aynı şekilde mevduu, öznemiz külli olursa, burada üç durum söz konusu. Fefihi selâsetü hâlâ tüsemmâ. Bir kulli hale. Bu üç durumun her birerinde de bu önerme ne olarak isimlendiriliyor bakın. Külliye olduğunda rengi değiştirelim. Eğer önermemiz külliye olursa el kadiye müştemile aleyh bismi mahsus.
mahsusuna yani öznesine şamil olmak üzere her bir önermede bu önermeler üç farklı şekilde isimlendirilir her birerlerinde. Neyi kapsadığı duruma göre o mahsusu yani öznesinin durumu ile ilgili olmak üzere. Ve innehu şimdi bir. Üç durum dedik ya bir. Bir. İmma en yekûnel hukmu fil kadiyye ala nefsil mevdu'il külli. Birinci durumda önermemizin de yer alan hüküm, önermemizde söz konusu olan hüküm ya mevzuun, öznenin bizatihi kendisi itibariyle külli olur. Hüküm açısından külli. Mevzumuzda yer alacak. Birazdan örneklerde göreceğiz. Mevzumuzda yani öznede yer alan sözcük bizatihi kendisi taşımış olduğu hüküm içerik itibariyle külli olur. Bima huve kulliyün. Bakın, külli olmak bakımından küllidir. Yani mutlak anlamda küllidir. Neden sarf-ı nazar ediyoruz? Ma'gaddin nazar an efradihi. Bu külliğinin, daha önce de konuşmuştuk bunları küllileri konuşurken, her bir külliğinin yani kümenin efradı vardı, sayısız efrada sahipti. İşte bu külliğinin ne kadar efradının olduğundan sarf-ı nazar ederek, ma'gaddin nazar, bunun ne kadar efradının olduğunu dikkate almaksızın külli olması bakımından, külli olduğu için, külli olması bakımından, önermenin mevzuunda hükme esas kıldığımızda, şimdi devam edecek. Ala veçin şu yönüyle ki la yasihhu takdiru rucu'il hükme ilel efrad. Bu öyle bir önemli özelliktir ki külliğinin efradından sarf-ı nazar etmek o kadar önemli bir durumdur ki bu külliğinin hükmünün altına ne kadar efradının girdiğine dair bir takdirde bulunmak doğru olmaz. Çünkü o külliğinin efradına ilişkin bir takdirde bulunduğumuzda durum değişecek. Az sonra bunların üzerinde durduğumuzda göreceğiz. Şimdi tabii bu kadar detayların üzerinde durulmasının sebebini ileri mantık ya da felsefe okumalarımızda işimize yarayacak. Bu detaylar boşuna verilen detaylar değil. Peki şimdi bu durumda biz başa dönelim. İmma en yekûnel hukmu fil kadiyye bir önermede hüküm bizzat mevzuun öznenin kendisinde o öznenin külli olması bakımından külliliği efradından sarf-ı nazar edilerek söz konusu olduğunda tüsemma tab'iyye, tab'iyye yazmış yine, tab'iyye, tab'iyye olarak efendim ne yapar? İsimlenir. Şimdi yukarıda dönelim ayırdığımız şeye. Özneleri itibariyle şahsiyeyi konuştuk. Şahsiyeyi biri konuştuk. İkiyi tab'iyeye geldi. Şimdi tab'iyeyi anlatıyor bize. Tab'iyye neymiş? Tab'iyenin öznesi külli olacak. Efradından sarf-ı nazar edeceğiz. Li'ennel hukme fiha, çünkü bu tab'iyye yani el kadiyye, el hamliye, el tab'iyye. Kadiyeyi, hamliyeyi, tab'iyye olduğunda bunda hüküm ana nefsi tab'iyye, bakın tabi'a burada doğru yazmış. Ala nefsi tabi'a min haysu hiye kulliye. Bu durumda öznenin hükmü bizatihi onun tabiatıyla ilişkili olduğu için, tabiatını söz konusu ettiğimiz için, tabiatına ilişkin bir durumdan söz ettiğimiz için bu külli bir durumdur. Örneğin, mislu insan,
İnsan sözcük olarak müfrettir. Zaten hamliye önermelerinden bahsediyoruz ve müfred olacak. Müfrettir. Peki burada insanı hangi açıdan ele alıyoruz? Bi itibari tab'ihi, tab'ı itibariyle, fıtratı itibariyle ele alıyoruz. Peki fıtratı itibariyle ele aldığımızda insan nedir? Bir türdür. Bakın nev'idir, türdür. Peki nev külli midir? Evet. Peki nev'i külli olmak bakımından sadece külli olmasını dikkate alıyor muyuz? Evet. Efradını dikkate alıyor muyuz? Hayır. Peki insan tab'ı bakımından natık mıdır? Evet. İnsan tab'ı bakımından natıktır. Peki natık nedir? Natık olmak nedir? İnsanın bir faslı mıdır? Evet. Peki fasıl külli midir? Daha önce gördük. Evet. Dolayısıyla insanı, özneyi, tabiatı itibariyle ele aldığımızda ister o bir nev'in adı olsun, ister mahiyeti itibariyle natık olması özelliği ile faslı ile fasılı ile ele alalım, küllidirler. Peki insan bir canlı mıdır? Evet, el hayvan bakın. Canlı mıdır? Evet. Peki canlı nedir? Cinsün cinstir. Cins peki külli midir? Evet, küllidir. Demek ki bir kadiye, hamliye, tabiye olduğunda o zaman biz buna öznenin yani mevzuun efradından sarf nazar etmek koşuluyla tamamen külli oluşunu dikkate aldığımız bir önermeden söz ediyoruz. Mevzuda öyle bir sözcük yer alıyor ki bu sözcük tamamen onun külli oluşuyla ilgilidir. Bu isterse nev'i itibariyle, isterse faslı itibariyle, isterse cinsi itibariyle olsun. Ve bütün bunların da zati olduğunu, arazi olmadığını daha önce de konuşmuştuk. Bakın üç özellik nev'i, fasıl ve cins. Zati, külli özelliklerdir. Peki ikiye inelim iki. Şimdi kadiyeyi, hamliyeyi konuşuyoruz, çeşitlerini devam ediyoruz. İmma en yekunel hukmu fiha alel kulliyi, külli yine mevzumuz külli, öznemiz külli. Ama bu küllideki hüküm ne oluyormuş? Bi mulahazati efradihi. O küllinin şumulüne dahil olan fertleri dikkate alınır. Söz konusu olur. Böyle olduğunda bi en yekunel hukmu fil hakikati racian ilel efrat. Hakikatte o zaman öznemizin küllisi ile ilgili hüküm neye raci olur? Neye geçer? Efradına raci olur. Böylece mesela yukarıda insanla ilgili söylediklerimizde natık özelliği, cins hayvan özelliği efradına geçer mi? Evet geçer. İnsanın her bir ferdi natık mıdır? Evet. Her bir ferdi canlı mıdır? Evet. Demek ki bu ikinci durumda öznemizin külli oluşuyla birlikte külliye ilişkin hükmün o külliğinin efradına sirayet etmesine, raci olmasına bağlıyoruz. Şimdi burada vel külliyü külli, bakın burada külli, bu ikinci durumda külli, cu'ile unvanen ve mir'aten leha, lehadaki efradına raci, külliğinin efradıyla ilgili bir ünvan, onların bir adı ve onları gösteren bir aynaya dönüşür. Artık burada mevzu yani özne bu ikinci durumda önermemizde bir isimdir. İnsan isminde olduğu gibi bir aynadır. İsmiyle tüm efradını isimlendirir ve efradının görünmesine ve yansımasına neden olur. Şu kadarla ki illa ennehu, şu kadarla ki lem yubeyyen fihi kemiyetul efrad, bir koşul, bir şart var. Burada bu külliğinin efradının sayısı tayin edilmez. Sayısı mübhemdir, belirsizdir.
Yani bu külliğinin ne kadar efradının olduğunu tayin gerekmez. La cemi'uha tümel olarak da ve la ba'duha tikel olarak da. Ne tümel ne de tikel olarak külliğinin efradı muayyendir. O zaman bu durumda kadiyemiz el-kadiyye, el-hamliye, el-muhmele olur. Bakın işaretleyelim, vurgulayalım. Kadiyye mühmele olur. Şimdi bu kadiyenin mühmele oluşunun, dikkat edin, yukarıda ifade etmeye çalıştık. Öznesinin külli oluşundan ayrılmıyor. Öznemiz külliydi. Efradını dikkate almadık. Sadece tab'a dikkate aldık. Önermemiz tab'iyye oldu. Efradını dikkate aldık ama efradının sayısını tayin etmedik. Mühmele oldu. Neden dolayı mühmele deniyor? Li ihmali beyani kemiyeti efradil mevdu'i. Öznenin, yani öznemiz neydi? Başka bir rengi geçelim. Öznemiz mevdu külliydi. Külli olan öznemizin gayri muayyen adedi tayin edilmemiş efradı vardı. Onun için kadiye, hamliye, mühmele dedik. Bu efendim gayri muayyen efratlar söz konusu olduğunda kadiye, mühmeledir. Örneğin el insanu fi husur. Vurgulayalım bunu. İnsan zarardadır. İnceleyelim. El insanu özne mi? Evet. Mevzu. Fi husrin yüklen mi? Evet. Yani mahmul. Şimdi el insan külli midir? Küllidir. Efradı gerekir mi? Evet. Efradının tümünü nazari dikkate almasaydık yukarıdaki olacaktı. Tab olacaktı. Hamliye tabayı olacaktı. Ama burada insanın zarar edişinden, kaybedişinden, hüsrana uğrayışından söz ediyoruz. Eğer bir hüsran, bir kaybediş, bir zarara uğrayış varsa burada zorunlu olarak bu hüsrandan dolayı fertler devreye girer. İnsan tasavvuri olarak, kavramsal olarak zarar etmez. Hüsrana uğramaz. Fertler hüsrana uğrar. Dolayısıyla böyle bir önermede fertleri dikkate almak zorundayız. Gaddun nazara yapamayız. Fertleri dikkate almaksızın bu konuyu ele alamayız. Fertleri dikkate almak zorundayız. Peki fertleri dikkate aldığımızda burada şöyle bir soru sorabilir miyiz? Ne kadar insan hüsrana uğramıştır? Değil mi? Ayette geçiyor. Adet verebilir miyiz? Hayır. Hüsrana uğrayan insanları tayin edebilir miyiz? Onu Allah mahşerde tayin edecek. Biz burada tayin edemeyiz. Peki o zaman ne olur? Mühmele olur işte. Demek ki mevzumuzun külliliği, dikkat buyurunuz, çok önemli bura. Mevzumuzun külliliği, külli oluşunun efratlarının oluşu, bu efradın söz konusu yüklemde, hükümde, mahkum, hüküm, yüklem. O yüklemde adedin gayri muayyen oluşu, ne kadar olduğunun belli olmayışı önermemizi mühmele yapar. El kadiyye, el hamliye, el muhmele olur. Şimdi gelelim bir diğer üçüncü duruma. Diyor ki İmma en yekunel hukmu fiha kadiyemizdeki hüküm yani mahmul alel külli külline öznemizin yüklemi olur. Bi mulahazeti efradihi bakın yine tıpkı bir öncekinde oldu kes sabikati.
hakkın bir öncekinde olduğu gibi, yani mühmelede olduğu gibi, öznemizin, külli olan öznemizin efradı söz konusu olur. Ve lakin burada kemmiyetu efradihi, külli olan öznemizin efradının sayısı nedir? Mübeyyenetün fil kadiye, önermede tayin edilmiş, belirlenmiştir. O halde bu üçüncüyü ikinciden ayırt eden şey nedir? Efrat belli, muayyen belli. İkincisinde neydi? Gayri muayyendir. Efradı gayri muayyen mühmele. Efradı muayyen mahsura musevvara olacak birazdan. Şimdi demek ki öznemizin yüklemiyle ilgili hükmünde efradını tayin ettiğimizde, efradını belirlediğimizde bu farklı bir isim alacak. Bu da efradın tayini. İmma cemiyan, efrat bütünüyle tayin edilebilir. Yani hiç eksik kalmaksın. Ev ba'den, ya da kısmi olarak tayin edilir. Kısmi bir adet, bir sayı, muayyen bir sayı verilir. Fel kadiyye tusemma mahsura ve tusemma musevvara. Yukarıda belirlemiştim. Buna mahsura ve musevvara denir. Eydan. Buna mahsura denir. Tusemma musavvareten eydan. Musevvara da denir. Peki, her iki sözcüğün anlamı da az sonra kendisi açıklayacak, orada göreceğiz. Zaten sınırlamadır, hasretmedir. Hasırdan, surdan, kaleden geliyor. Bir şehrin etrafına kale ördüğümüz zaman bu kale nasıl? Şehri muayyen bir hududun içinde toplar. Sınır çizmek, çerçeve. Bakın, ben de kelimeleri çerçeve için alıyorum ya. İşte bu musavvaradır şu yaptığım. Şunlar müsevvaradır. Vahiyet tenkasimu, bu da mahsura ve musavvara olur. İkiye ayrılıyormuş bakın. Tenkasimu bi mulahazeti kemiyetil efrad. Efradının sayıları itibariyle A, B kısımlarına ayrılır. Şimdi, demek ki elimizde bir önerme var. Önermemizin mevzuu külli. Fakat bu önermede külli öznenin efradı söz konusudur. Efradını tayin gerekmektedir. Bu tayin de ya tümüyle bir tayin olabilir ya da kısmi tayin olabilir. Böyle bir durumda efradın kemiyeti, yani sayısı söz konusu olduğunda A külliye olur. Bunu vurgulayalım. Yani şöyle söyleyeceğiz artık. El kadiyye, el hamliye, el mahsura ev el musavvara el külliye diyoruz. Kadiyeyi külliye bir musavvara diyoruz. Peki. Niye böyle söylüyoruz? İza kanel hukmu ala cemil efrat. Öznemizin yüklemi olan hüküm, yüklem, pardon, silelim. Yüklemimizin hükmü bütün efrada şamildir. Mislu kullu imamın masum. Müellifimiz şey ya. Evet. Her imam masumdur. Şimdi burada ileride bunları daha detaylı konuşacağız. Kul sözcüğü, bunları ağam lafızlardan söz ederken Cabiri dersinde de biraz bahsettik.
Küllü sözcüğü küllülük gerektirir zaten. Bir sözü ağım yapar. Ve ağım olduğunda sözcük efradının her bir ferdine topluca delalet eder. İşte burada olduğu gibi. Kullu ma'in tahir, kullu imamin masum örneklerinde olduğu gibi bu örneklerde tekrar vurgulamamız gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Her ikisinde de küllü sözcüğüyle cemi'u kullu sözcükleri bütünü efradın tamamını ifade eden sözcüklerdir. Böyle olduğunda rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. O halde bizim bu önermemiz mahsura mıdır? Evet, mahsuradır. Niye? Efradı belli. Ne kadar belli? Tümüyle belli. Cemi. O zaman külliyedir. Peki bir de efradı belli ama kısmi olur, cüz'iye olursa. Burayı görelim. Cüz'iye. Cüz'iye olduğunu görelim. İza kana'l hukmu ala ba'd'il efrad. Bakın kısmi olur dedik ya. Cemi olur, tümüyle olur, kısmi olur. Öznemizin yüklemi ile ilgili olan hüküm o külli öznemizin efradının bazısı için söz konusu olur. Kısmi olursa mislu ba'dun nas, bakın ba'd kelimesi. Bunları ileride göreceğiz. Tümel önermeler, tikel önermeler diye bunu göreceğiz. Tümel önermeler, tikel önermeler bazı kısmilik ifade eden sözcüklerim bunlar. Ba'dun nas insanların bir kısmı ya da bazı insanlar yükezzibun mantık ilminde tikel müfrede de delalet eder. Mantıkta bazı insan dediğimizde bununla isterse bir kişiyi kastedelim, istersek bin kişiyi kastedelim. Önemli değil. Tüm insanları kastetmiyoruz sonuçta. İstersek bir tane, istersek bin tane kastedelim. Fark etmiyor. Bu itibarla bu cüz'iyedir. Yani kadiye, hamliye, mahsura ev musavvara cüz'iye diyoruz buna. Bazı insanlar yalan söylerler. Kalilun min ibadiş şukur. Şekur pardon. Şükreden insanlar azdır. Kalilun min ibadi. Kullarımdan şükredenler azdır. Peki burada ne oldu? Azlıktan yani kısmilikten, tikel bir durumdan söz etmiş olduk. Böylece tekrar başa dönelim. Dersimizin başına, en başa dönelim. Hamliyeyi dört kısma ayırmıştık. Hamliye şahsiye, hamliye tabiye, hamliye mühmele, hamliye mahsura, ev musevvara. Musevvara olduğunda, mahsura olduğunda da burada olduğu gibi. Bunu da bir külliye, iki cüz'iye olmak üzere ikiye ayırdık. Dolayısıyla hamliyemizin kısımlarını özne yüklem ilişkisiyle ve özellikle bir itibari mevzu olarak taksime ayırdığımız için mevzunun külli oluşu, külli olan öznemizin efradıyla kurduğu ilişki bakımından yani hükmün efradına taşınması açısından çeşitlendirdik. Ve oldukça önemli detaylara dikkatinizi çekmiş olduk. Bir kişiye, bir zata mahsussa hüküm şahsiye, tabiatla ilişkiliyse tabiye ve tabi burada efendim doğrudan sadece külliliği dikkate alıyoruz. Külli oluşu dikkate alıyoruz. İnsan sözcüğünde olduğu gibi. Külli oluşu dikkate aldığımız halde efradını sarf-ı nazar edip efradı dikkate almıyorsak mühmele, efradını dikkate alıyorsak mahsura.
Efradını dikkate aldığımızda da işte onları tayin etmek, kısmi ya da genel olarak tayin etmek bakımından külli ve cüzi olarak ayırt etmiş olduk. Ve böylece Aksamul Hamliye'yi 4 bölüm olarak detaylandırmış oldu müellif. Gayet güzel bir sunumdu. Gayet güzel özetlemiş. Berhudar olsun. Şimdi burada bize bir iki tanım yapacak. Burada kalacağız. Es-sur yüsemme lafzu eddal ala kemiyeti efradil mevdu. Bu sözcük diyor. Dikkat buyurunuz. Bu sözcük, bu lafz mevzuun yani öznenin efradının sayılarına delaleti bakımından isimlendirilir. Ne? Sûrel katiye. Önermenin suru yani kalesi, sınırları diye isimlendirilir. Ulema bunu niye böyle isimlendirmiş? Teşbihen bir benzetme yapmışlar. Teşbihen lehu bi suril beled, bir şehrin suru, kalesi ile benzetmişler bu önermeyi. Önermenin öznesinin efradıyla olan ilişkisi ve efradını hasır altına alması, muayyen bir biçimde, belirli bir biçimde belirleyerek sınırlandırması, bir sınır içine almasını önermenin, bir beldeyi kuşatan ve onu sınır içine alan kalenin duvarlarına benzeterek. Çünkü ellezi yuhadduha, yuhidduha okuyalım hatta. Çünkü o sur, ha beledir ağacı, o beldeyi ne yapar? Hat tanımda da gördük. Hat sınır çizmektir. Sınırlamaktır. Kuşatmaktır. Sınır için alır. Ev yahsuruha, onu hasr altına alır. Sınırlandırır. Demek ki ulema külli öznemizin külliliğinin hükmünü efradına taşıdığında ve efradını muayyen kıldığında, bu muayyen ister cem'i ister kısmi olsun, musevvara ve mahsura ismini veriyor. Bunu bir teşbihten hareketle yapıyor. O da kale duvarları. Ve liza sümmiyet hadihil kadaya mahsura ev musevvara. İşte bu nedenle yani tıpkı kalenin şehri surlar içerisine alması gibi bu önermeler musavvara ve mahsura diye isimlendirilirler. Efendim, Aksamul Hamliye 2'ye geldik. Burada kalmak istiyorum. Bu dersimiz çok uzun olmasın. Burada kalacağım. Çünkü Aksamul Hamliye 2 üzerinde biraz konuşmamız gerekecek. Bu yorgunluğun üzerine Aksamul Hamliye 2 işlersem bir yorgunluk hasıl edeceğini düşünüyorum sizin zihninizde. Bölerek işleyelim. Bazı derslerimiz de biraz bir saatten daha kısa olsun. Sanıyorum 45-50 dakikalık bir ders oldu bu. İnşallah çok ara uzamadan kısa bir süre içerisinde Aksamul Hamliye 2'yi inşallah sizlere arz edeceğim. O dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Sağlıcakla, afiyetle kalınız.